Üç, iki, bir. Çok kızgınım Christina. Programın tansiyon seviyesi çıkıyor iniyor, çıkıyor iniyor. Yapma, yapma. He, sen BTS hakkında mı tweetliyorsun? Kim oğlum bu K-popçu? Arkadaşlar. Hepimiz bu işin içindeyiz. K-pop. Yapma, yapma. K-poplar. Ben bu internete para veriyorum. Metin! Evet. Ayağını denk al lan. Bilim insanı mı bu kadın? Evet. Kudurtma bilimi. Bir şey... Ooo! Böyle bir an Survivor izleyeyim. I respect your idols, okay? Mikrofonu verelim. Hayır ya, ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Çekiliriz bitti, bay bay. Aha. ESTV'ye hoş geldiniz. Linç Etin bu haftaki konuğu Ece Seçkin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Gözlük. Balenciaga. Vallahi mi? Tamam o zaman. Balenciaga gözlük mü? Evet. Nasıl gösteriyor Balenciaga mesela? Bir tak dene. Bakayım versene bir. Çok güzelmiş ya. Oh wow. Değer değer. Bu tam... Bir şey söyleyeyim mi? Oturdu benim kafama. Gözlük evet. Çok zor oturur bana. Ulan parasını verince her şey oturur. Çok güzelmiş gerçekten. Buyurun efendim. Beğendiysen sana hediye edebilirim. Ha, yok teşekkür ederim. Bunu şey yapamam ben. Ne yapamazsın? Kontrol edemem. O egoyu. Onu şey yapamam. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Keyfin yerinde mi? Keyfim yerinde. Yepyeni albüm. Yapıyorsun. Yeni çıktı. Yeni çıktı. İlk teklisi çıktı. Hmm. Büyük heyecan. İşte öncesinde zaten büyük hazırlıklar. Yoğun olduğumuz bir dönemden geçtik. Bunlar daha önce kullandığın cümleler gibi duruyor. İşte onları atayım bitsin diye şey yapayım biraz. Rahatlıyım. Aynen öyle sıkılıyorum o muhabbetten. Yok gerçekten çok, çok güzel. Çok değerli bir ekiple çalıştım hepsine. Buradan. Harika şarkılar. Burada. Yapmayacağım onu. Şarkılar... Buradaki enerji ortam güzel bu arada. Ben bayıldım. Çok acayip tatlısınız. Abi çok şeyiz ya biz. Çok rahat, çok güzel. Çok hiç rahat öyle bir zorunluluk hissetmiyorum sıfır. Yani şu an. Yani, yani zaten... buradan teşekkür... zorunluluğu yok, şu an yok, yok. Hiç yok. Ama etsen onu da garipsemeyiz. Yani ona da destek oluruz. Okay. Teşekkür etmek istedim. Mesela şarkı sözleri kime ait? Çıkış teklisiyle alakalı hemen sadece çıkış o zaman. Çıkış teklisi demek bile harika bir cümle biliyor musun? Yeni girdi benim ya hayatımıza bu çıkış teklisi. Çıkış teklim demek o kadar şarkının arasından ilk çıkacağım tekli. İlk çıkan şarkı anlamına geliyor. Peki kaç teklin var bu albümde? Yok bu bir albüm. İlk şarkı tek başına çıktığı için onu tekli olarak çıkış adlandırıyoruz. Teklisi, tamam. Ama tamamı bütün olduğunda albüm. 8 tane yepyeni şarkımız var. Bazında. Albümdeki bütün müzisyenler hepsi birbirinden parlak ve değerli müzisyenler. Lambalar çıkış teklimi, sevgili Onur'un söz ve bestesi ve değerli müzisyen abim Ozan Çolakoğlu'nun aranjesi. Bütün içler. Kliplerimi hocaların hocası canım abim Murat Küçük çekti. Onur'a da buradan kocaman mı mı. Ya hakikaten de bilinen sektörün duayenleriyle çalışmışsın ama. Bütün albüm öyle. Bütün albüm şey yapmışsın. Evet, ne farkı var bu albümün? Ece Seçkin şimdi albümler çıkardı. Hı-hı. Neden mesela Ece Seçkin bu albümü neden çıkarmasa ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Onu da söyleyeyim ya. Hani. Hiçbir şey olmazdı. Hiç ya çok tuhaf ya ben uzun zamandır üretim yapmıyorum. Neden? Açıkçası burada ya bilmiyorum şeydim böyle belli bir dönem boyunca çok fazla arka arkaya hitler yakaladım. O güzel bir başarıydı. Bende şey var iki şeye aynı anda konsantre olamama durumu var. Bir şeyde konsantre olunca onunla kafayı bozma durumu var. Aa, burcumdan evet. Kaynaklandığını ne düşünüyorum. Burcu? Başak ben... burcuyum. Aa, ben kovayım aynısı Başak burcu gibi davranan bir kovaymışım. Ama kovanın da biraz şeyleri var. Kova da detaycılıkları var. Detaycı var ama şey, gerçekten iki şeye konsantre olun. Ya o ya bu olacak ve o böyle saçma sapan uzatacağım onu detayları. İşte aynı problem bende evet. Olduğu için. Hı-hı. Uzun zamandır üretim yapmıyordum. Çünkü gerçekten çok fazla konser verdim. Yani 6 sene, 5 senedir böyle hani mega hit diyebileceğimiz bir şey yapmamama rağmen nasıl oldu ben de anlamadım. Yani eve gelemedim ben 5 senedir konser yapmaktan. Bu sahnen da, mi çok iyi bu acaba? Bu da evet. Sahnede seni izlemeyi çok... olamayacak. Ha, sahne ve ya gerçekten ben hatırlıyorum ES geldiğinde de yani bizim programa geldiğinde de
hani böyle oturarak şarkı söyleme, dans etme. Yani böyle bir auran hakikaten çok başkaydı. Çok ben teşekkür onu, vallahi ederim. Çünkü canlı da söylemiştin orada. Kendini canlı söylemek istemiştin özellikle. Ben o unutamıyorum şimdi mesela performansını. Gelenler, şimdi konserlere gelenler şimdi biliyorlar. İşte bir şeye kafayı takmak ve kafayı bozmak var ya. Şimdi işte ona dönüştüğü için o dönemde sahneyle alakalı. İşte dansçılar burada uçsun. Bu koreografiye benim de girmem lazım. İşte live söylüyorum. Ama yine de işte en az dansçılar kadar koreografi yapmam lazım. Bu ekip gitgide büyüsün. Arkadaki ledlerimiz ve oradaki o detaylara aşırı takılmak ve oraya efor sarf etmekten aslında. Şu an nereye takmışsın? Şu an albümü de bitirdim. Takacak yeni bir şey arıyorum. Ha, albüme takmıştım. Albüme takmıştım albümü. Tam içime sinecek şekilde. Satmıştım da bu albümün çok dinlenmesi, bilmem ne olması, oralarda böyle çok obsesif bir durum var mı? Yok, o kendiliğinden olacağı için onunla alakalı bir obsesyonum yok. Ama yeni takacak bir, birine de kafayı takabilirim mesela. Allah gazabımdan korusun. Eşine takıyor musun mesela böyle anlarda? Boşlukta eşine mi takıyorsun? Evet, ona taktığım zamanlar oluyor biraz mu? Böyle hani takıyorum bir iki gün ama söylüyorum yani sana bir iki gün kafayı taktım diyorum. Hazırlıyorsun önden. Söylüyorum önden çünkü biliyorum çünkü. Eşin bu konuya hazırlıklı mı, ne yapıyor mesela? Hem kendisi pilot. Evet. Gidiyordur herhalde. Evet. Bu kadar işin özeti bu. O zaman ben en uzağa gidiyorum. Aynen öyle. Yok, telefonla da sarıyorum canım. Ya ben ona ama taktığımda ve uçakta telefonla konuşamıyoruz. Mesela inmesini işte radardan takip ediyorum. Şey durumdayım. Kaç dakika kaldı, kaç dakika kaldı, sayfayı yeniliyorum, takip ediyorum. Artık iniyor mesela, görüyorum pistte olduğunu, indi. 3 dakika geçti, 4 dakika geçti, 5 dakika geçti. Kaç dakika sonra arayacaksın, kaç dakika sonra arayacaksın. Taktığım dönemde o kadar oluyor. Bunları yapıyorum. Düşünüm. Ne yapayım, saracak birini ya da bir şey bulamadıktan sonra kime sarabilirsin? Doğru, yani kime saracaksın? Eşine, eşin, dostun, akraban, hep işte böyle. Arkadaşın var mı? Az, çok az arkadaşım var. Ama hepsi yani tabii ki etrafı hepimiz için öyle. Çalıştığımız insanlar da arkadaşlarımız, etkileşim içerisinde olduğumuz herkes arkadaşımız ama. Yok, yani bu soruyu gerçekten dost, az sayıda ama öz insanlar. Öz. Onları sarar mısın? Sararım. Çok fena sararım. Biliyorlar bu huyunu. Biliyorlar. Arada salıyorlar mı kendini sana? Evet. Ya ama mesela şöyle, durup dururken sarmak değil. Atıyorum bir arkadaşımın bir sağlık sorunu vardır. Doktora gitmeyi ihmal ediyordur. Onu böyle tamam lanet olsun dedirtene kadar götürtürüm yani. Sarı. Çok iyiymiş. Linç gelsin mi o zaman? İlk linç geliyor alkışlarınızda. Bravo. Heyecanlıyım. Ne bu, ben aşırı titiz biri olmaya başladım. Güzel. Yakında Ece Seçkin gibi evime giren arkadaşlarıma saçlarını toplattıracağım demiş. Evet. Eve giren arkadaşlarına saçlarını mı toplattırıyorsun? Evet. Nasıl yani? İşte... takıyorum diyorum ya, zaten o benim biraz önce bahsettiğimiz yakın arkadaşlarımın hepsi biliyor ki benim evime girmeden önce saçlarını toplamaları gerekiyor. Öyle mi? Evet. Böyle kapıda aynen, bu mu yani? Aynen öyle. Çabuk ay unutmuşum falan. Ya değil, toka olabilir kardeş. Böyle bir ör saçını, anladın mı? Böyle saçak saçak olmayalım. Böyle şeyli oldu mu çok mu dökülüyor saç? Şimdi onu hiç bilmiyorum ben yani. Yani dökülürse diye bir... rahatsızlık durumum var. Yerde falan bir yerde saç görürsem hiç salon kadını çizgimden çıkabiliyorum. Gerçekten yani. Mi? Evet. Ama bu saçla alakalı bir şey yani. Ben saç görmek istemiyorum. Nefret ediyorum. Kendin salık ve uzun saçlı birisin. Kendi şu saçın... anda burada böyleyim. Kendi evimde saçım olamaz. Kendi benim. Saçını görünce tiksiniyor musun banyoda falan? Ben saçtan nefret ediyorum. Genel olarak saçtan. Evet, saç göremem. Yemeğinde çıksa yani. Mesela ne yaparsın? Yani ruhumu teslim ederim. Beyin ölümümü gerçekleştiririm. Sen bunu söyledin. Şu an böyle mermi attılar beynime. O kadar söylüyorum. O çok güzel. Başına geliyor mu hiç peki? Böyle yani Allah takık olduğunda korusun. İnsanın daha çok gelir ya başına. Hep de onun şeyine, yemeğine denk gelir ya o. Evet. Geliyor mu? Oldu mu hiç? Çok yaşandı. Hadi be. Çok. Böyle elim takıksın ayağım ama. Falan. Peki yemek yani. Yerken öyle bir obsesyon var mı? Bugün de... Var mı kıl diye hani çünkü hayır, taktık şöyle, şey yok. Şöyle zaten izleyen herkes benim manyak olduğumu anlayacak ama neyse ki artık saklamıyorum. Yok ya, yemeğinde kim kıl çıksa tiksinir. Neydi? Şöyle hayır manyak olduğumu anlayacaklar derken ben başkasının yaptığı yemeği de yemiyorum. Yemeği kendim yapıyorum. Ha, hiç yemiyorsun bile. Hayır yemeği de kendim yapıyorum. Yani dışarıda? Yani belirli başlı gittiğimiz restoranlar var. İçeriye çok güvendiğim. Onları gönül mutfağına rahatlığıyla... Girip kendim orada yok, hayır. Öyle yapmıyorum ama hani atıyorum biliyorsun. Evde evin yemeklerini ben yaparım. Yani ailemin de içinde bulunduğu ev grubumuzda bizim evin yemeklerini ben yaparım. Başka kimse, annemi dahi olmak üzere kimse benim mutfağıma giremez. Temizlikle ilgili mi bu?
temizlikle alakalı, hijyenle alakalı, işte mesela mutfak eşyalarını da sevmem dokundurtmak. Hani misafir böyle tabağını alır şey yapar, dokunma. Dokunma. Ben hallederim. Ben toplarım, evet, ben hallederim. Oo. Şey yapmayın, evet. Yemekler işte, ben bir salata yapayım mı? Yapma. Yapma abi. Sen salata dur, ben de yapma. Salata yapayım. Yapma. Evet, hayır. Yapma. Çok iyiymiş yani. Aynen destek öyle. Biliyorlar ama arkadaşlarım da biliyor. İşte benim bizde uzun yıllardır çalışan Ümide var. Ümidoş'um. Ümide normalde çok güzel yemek yapar. O hep böyle şey yardımcı olmaya çalışır. O da biliyor artık mesela. Hani evet, benim yemek yaptığım saatte mutfakta dahi kimse yok. Hı. O benim zaten şeyim, terapi alanım ya yemek yapmak. Çok iyiymiş. Orada onu öyle. Yani. Kendi saçın çıktı oldu mu? Yok, ay Allah korusun. Bana sakın bunu söyleme. Sakın bana bunu söyleme. Tamam. Rezil rüsva olurum. Bir yemekten aman, saçım olasın. Çıkarsa yer yarısının içine gireyim daha iyi yani. Ama ben bu kadar takıntılı olduğunu hiç bilmiyordum o anlamda. Hı. Güzelmiş. Zor ama zor bir takıntı ama güzel yani. Kendi yemeğini kendi yapan bir insansın. Devam edelim. Bu erkek düşmanı feminist kadının vasfı ne? Bunu 1 milyon kişi neden takip ediyor? Bilim insanı mı bu kadın? Çok aynen güzel. Gitti o role girdim. Evet. İzbo oldum. İzbo. Değil mi? Çok adı güzel. İzbo. Bu erkek düşmanı feminist kadının doğru. Öyle misin? Ya tabii ki değilim. 1 milyon kişi. 2 milyon kişi. Ha. Bilim insanı mı bu kadın? Evet. Bilim insanıyım. Hangi bilim? Saç bilimi. Ne bilim? Ne bilim? Bilim insanı. Kudurtma bilimi. Bir şey... Ooo çok güzel ya. Thank ay, you. Böyle bir an Survivor izliyor gibi oldum. Çok güzel ya. Peki bu kadar erkek düşman feminist kadın yazmaları ile ilgili bir açıklama var mı böyle bir daha? Erkekleri yeren falan öyle bir açıklama yok mı? Aslında erkek düşmanı olduğumu söylemez. Kesinlikle erkek düşmanı değilim. Yok bir açıklamayı öyle oraya mı yordular? Ama şeyimdir ya genelde işte kadınlarla ilgili bir mevzu söz konusu olduğu zaman biraz böyle işte biz kadınlar falan duruşum vardır. Onu hayatta saklamam. Belki o yüzden feminist demiş olabilir. Ama hoşuma giden bir kelime. Beni rahatsız etmiyor feminist kelimesi. Devam et. Ece Seçkin diye bir şarkıcının nikahta eve dişini izledim. Çile birbirindeki çileden sonraki Allah gibi söylemiş. Gerek yok bunlara kuzum sakin. Çok güzel. Var mı diyorsun? Çok var güzel. Çile. Ece Seçkin, kendi arzunuzla Çağrı Terlemez ile evlenmek istiyor musunuz? Evet! Çok iyiymiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu evet, bu dün Beykoz'da gerçekleşti. Karşı yakadan duyulmuştur diye düşünüyorum. O kadar bağırmadı. Öyle bir evetti. Ama siz Çağrı'yla ilk tanıştığınızda biz daha flört ediyorduk evet. Çağrı'yla. 7 sene sonra gelmiş bir evet bu. Beklenilmiş, demlenmiş ve şey oldu. Emin olunmuş. Saçının kılının dökülmediğinde de bir de okeylenmiş ve böyle bir saçı kılı dökülmeyen bir adam bulunca evet! diye bağırdı. Evet. Yani. Adam zaten yapay gibi ya. Adamı yapmışlar diye. Şu an şey gibi duruyor. Saçı dökülmeyen böyle cilli gibi böyle hiç sorun çıkarmayan değil mi? Böyle her insana adapte olmuş. Pilot zaten hani git başka ülkeler falandan da vazgeçmiş. Daha artık ben tanıştığımızda daha pilot geziyordu. Şimdi mesela gidip geliyormuş. Evet. Mesela git Düsseldorf'a gidip akşam dönmesi gereken bir evet, sistem kurulmuş. Uçak tipini değiştirdi. Öyle olduğu için eskiden belki daha rahat sürekli gidip mesela 8 gün Kore'de kalmak 8 günlük bir kafa dinleme olarak yaşıyordu. Değerlendirebilirdi. Artık o da yok. Benden da yok. Kurtulamazsın. Bu evet evet de belliymiş biliyor musun Çağrı? O yani bu coşkulu evetle senin bir daha hani günü birlik uçak kullanacağın belli olmuş. Daha evet. Mutlu musunuz? İyi mi? Keyifler yerinde. Çok bayağı oldu çünkü evliliğiniz de. Evet evliliğimiz aslında yok evliliğimiz kaç? Aslında 2,5 senelik. 2,5 sene. Ama çok uzun bir flört ve nişan dönemimiz var. Nişanlandıktan hemen sonra zaten pandemi dönemi oldu. İşte biz sade bir nikahla mı evlenelim ama onlar da durdu vesaire derken çok uzun yıllarda nişanlı kaldık. Ondan öncesinde de çok uzun bir flört dönemimiz, birliktelik dönemimiz vardı. Şey gibiyiz o yüzden, yeni evli gibi değiliz. Çok iyi tanıyoruz artık birbirimizi. Peki bu kadar ayrı işlerde olmanız avantaj mı, dezavantaj mı sence? Ya iki türlü de cevabı var. Avantaj olduğu tarafları var. Çok özlüyorsun. Ve beraber olduğun, mesela hani normalde ben Çağrı'yla birlikte yani kaç sene, ilk defa bugün
bir çekimime geldi. Uzun ya, bu çok sık yapabildiğimiz bir şey değil mesela. Ya da onun benim bir konserime eşlik edebilmesi de çok sıradan bir durum değil. O yüzden o geldiğinde hani bir mutlu olacaksam on mutlu oluyorum. Ne ikisi ya sende? İkidir ya, o iki katı. Hayır, on katı. Şaka. On katı. Beraber geçirdiğin zaman kıymetleniyor ama o ne düşünüyor onu da merak ediyorum. O da mutlu duruyor ya. Çok mutlu. Ben geldiğimizde şey durdum yani, o hemen anlıyorsun zaten bir çiftin mutlu olup olmadığını. Ben sadece birlikte mi çalışıyorsunuz hani ek iş olarak, hani pilot artı hani gelip burada seninle çalışıyor mu diye düşünüyorum. Biz birbirimizi bile çok şey, hele ki yaz döneminde bir kere geçen sene beni çıldırttı. Uçuştan gelecek, benim de konserimin olmadığı tek gün İstanbul'a işte bir günlük gelmişim. Bir yerde sözleştik, bak düşün yani, yemek yemek için randevulaştık bir restoranda, ben gittim. 3 saat çağrıyı bekledim, adam gelmiyor, işte inişi gecikmiş, bir şeyler olmuş falan filan. Acayip böyle şeydim, kurulmuştum. Gel, düşün yani, evet. Beklemek zorunda kaldığım zamanlar oluyor onu. O yemek yendi bir şekilde, ondan sonra o işine gitti, ben işime gittim. Peki pilot olmasının bir ne avantajı var? Mesela aniden bir yere gitme, birden hadi Londra falan, hani bir şey var mı, oldu mu? Sana sürpriz, hadi atla uçağa, evet, falan. Evet, o hep zaten öyle. Herhangi bir yere gitmekle alakalı çağrı şeydir. Mesela bir an çılgındır. Böyle önden planlar yapmak falan ona göre değil mesela. Aklına eser, atıyorum televizyonda bir tane filmde Londra'yı görmüştür, canı çekmiştir. Hadi kız işin yoksa mesela. Ama işte maksimum 48 saat bizim. Çünkü onun hemen dönüp... Ama gidiyorsunuz, böyle şeyler yapıyorsunuz. Tabii ya, biz bir gecede karar verip Amerika'ya da ertesi gün gidebiliriz yani. Hiç bizim öyle şey yoktur. Çağrı'nın... En alakası saçma, nereye gittiniz böyle? Abi ben bir gece karar verip, yılbaşı gecesi karar verip ertesi sabah 9'da Seyşeller'e gittim. Yani böyle 5-6 saat içerisinde valizlerimizi hazırlayıp çünkü gidiyoruz. Kaç dedi. Orası 15 saat mi ne? 13 saat. Yok, 15 saat değil, bir de 10 saat kadar var. 10 saat. Ama o konuda şey yani, sürekli gezdiği için onunla uçak seyahati yapmak, hani bizlerin araba seyahati gibi bir şey olduğu için çok çılgın o konuda. Evet, sıkıntı yok. Devam edelim. Ece Seçkin'in pilot sevgilisi geliyor. Güzel. Bayağı yakınmış. Neresi burası ya? Bu kadar yakın pist neresi? Normal İstanbul'a olmadı mı acaba? Bir kere şöyle bir şey oldu. Radardan takip ediyorum. Bizim de bir kere, sanki bir kere yapmış gibi şey yapıyorum. Aslında her dakika radardayım. Üstelik en pahalı versiyonunu kullanıyorum uygulamanın. Yani hemen bildirim geliyor. Yani. Evet. Hemen o an yani. Tekerleği koydu falan yazıyor. Hayır, havadayken bile hayatım. Hayır, kaç bin fitte olduğunu, hızını, bunların hepsini bilmem gerek. Hepsini öğreniyorsun. Evet tabii bildirim ki. Bildirim mi geliyor peki? O uçağa tıkladın. Yok, bildirim başka durumlarda geliyor. Allah korusun, güzel durumlar değil ama ben... En şey işte, ne bileyim, upgrade versiyonunu indirdim, onu sürekli göremem diye nerede, merak ederim, nereye, aklım kalır. Tam böyle şey, bir başka türlü bir yaklaşmasını yakaladım. Annemde oturuyorum, bahçede kahve içiyoruz, bir baktım gerçekten de böyle üstümüzden çağrı geçiyor, İstanbul'a yaklaşıyor. Annemle ben iki saftirik aşağıdan alkışlar. Bir anda çağrıyı kendimize alkışlarken bulduk. Yani dedim ki anne, çok fazla saçma şey yaptım ama bu en saçma şeydi yani. Hadi ben yapıyorum, sana ne oluyor? O da, ne bileyim, ben de damadım diye heyecanlandım diye biz aşağıdan. Çok iyiymiş ama evet. Ya, çok tatlıymış. Vecihi miydi? Vecihi Ürkuş. Vecihi gibi girmiş. Tamam et. 1.50 iddia oranı gibi boyunla çok fazla olmuyor musun ya? Haklı. Ya inanılmaz. Senin bu boy konusunda bir kompleksin de yok, şeyin de yok ama geliyor tabii boyla ilgili şeyler. Haklı yani. 1.50 boyunda olup işte Abu Dhabi, Dubai mi neresiyse buranın çöllerinde bu pozlar tabii ki. Fazla mı? Fazla tabii yani. Neden yani? Boyun kısa diye. Ya bence değil canım. Ben burada işte mesela boyum zaten boydan değil fotoğraf. Dizlerimin üstünde duruyorum. Belki kadın olduğum için hani stylingine bakarım. Saçına başına wow derim, hani güzel giyinmiş falan diye düşünürüm. Ama çok fazla olmuyor musun? Aslında güzel bir şey de söylemiş olabilir. Sen çok fazla olmuyor musun? Ha, evet. Öyle algılamak istiyorum. Evet, iltifat olarak alırsan da o. Evet, yani ne yapalım biz bireyler? Şey de mi, çöle de mi gidip poz vermeyelim? Ne bileyim işte böyle süslü elbiseler de mi giymeyelim? Ne yapalım? Çöp torbasıyla mı dolaşalım? Oldu olacak, bizi alın, çöpe atın, kurtulun abi. Bu 1.50'lerle olan derdiniz bitmiyor bir türlü. Al işte.
durup dururken yükselttiniz Ece'yi. Gördün mü? Yükselttiniz derken öyle azıcık yani çok da... Çirkin değil mi? Alışkın. Yalnız şey güzel. Ortam, kıyafet, poz hakikaten güzel. Teşekkür ederim. Klip çekim midir? Yok öylesine mi? Sıradan bir yani. Seyahatte kendi kendimi giyinip. Devam edelim. Gözlüksüz sinek mi reis? Bak güzel. Evet. Gözlüksüz evet, doğru. Sinek mi reis? Ya bu gözlükleri taktığımda mesela bu gözlüğün birkaç rengi var. Benim en sevdiğim gözlüklerim bayağı sivrisinek. Modeli. Modeli. Hmm. Annem de aynı şeyi söylüyor. Bir tane böyle işte bir gözlük çok kafayı yiyerek böyle o gözlük gözlüğe göre hani stylistimi çalıştırdım. Kombin gözlüğe göre yapıldı falan filan. Heyecanla annemi aradım görüntüyü. Dedim ki nasılım? Sivrisinek gibisin. Teşekkür ederim anne dedim kapattım. Annenle böyle aktif mi ilişkiniz? Anneyle de babayla da. Yani yakınlar, evleri size yaşarız. Yakın mı şey mi yani? Annemle babam ayrı. İkisinin de evi bana yakın. Hı. Annemle çok yakınız. Aynı site içerisinde oturuyoruz. Ha, sitede de aynı. Evet. Yani git gel yapıyorsun. Devam. Çok güzelmiş. Devam et. Arama hastalığım var abi sizde ya. Bir şey mesaj olarak sorduğumda neden arayarak cevap verme gereksinim mi demişsin. Numaranı verir misin? Bir şey diyeceğim. Çakal. Nefret mi edersin aramalardan? Yok nefret değil de hani... Mesaja mesaj cevap ver. Diyorsun. Ya hayır. Aa, çok fena. Yok İnşallah ya. Alınacağım. Yok ya bence. Şöyle. Küfür mü edeceksin? Yok küfür şey, etmeyeceğim. Neyi söyleyemedin? Şeyi sevmiyorum. Mesela mesaj atıyorum tamam mı ekipten birine. Mesela atıyorum işte Orhan'a mesaj attım. Orhan'cığım yarın 16'da buluşalım. Mesela Orhan'ın bana tamam başkanım diye beni araması çıldırtıyor mesela anladın mı? O kıyasla. Yeterli. Yeterli. Ona için araba var. Ona için telefon. Bu arada Orhan'ın şey örneği olarak verdim. Anladım. Hani, referans örnek olarak verdim. Aradı yani. 16 değil, onu 18 yapalım dedi. Gözümle aradı. Onu da yazabilir. Evet. Ayrıca ben 16 diyorsam hani atıyorum 18 olmaması gereken bir şey. Olma ihtimali olmayan bir şey. 16'da bir yerde olmamız gerekiyor mesela anladın mı? Bir toplantıya gideceğiz yani. Onu 18 yapamayacağız nasılsa. Sadece tamam demek için aramak bu öyle bir anda sinirlendiğimde bir attığım bir tweetmiş. Güzel bunu yakalamışsınız. Yakalar bizim ekip Tolga. Gururlanayım mı abi? Bir gurur ister. Gözlüğü alayım mı bir? Güzel alabilirsin. Sonra çekimden. Devam et. Mikrofonu verelim. Hayır ya ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Çekimimiz bitti bay bay. Aha. Resmi göreceksin ve ciddi bir hayranısın. Aa. Peki biz orada söylemişsin ama burada da. Bence. Şarkısını değişik bir şarkısını. Bantla gözlükleri verir misiniz? gel. Hadi güzel bir şarkısını söyle. Ya ne hep beraber. Hep beraber. Ya hiç tutamıyorum. Gel. Gel. Ya hayır. Gel kendini kapatma. Güneş balçıkla sıvanmaz. Açıklayabilirim. Hayır. Ya. Mommy used to warn me to beware those little lovers. İşte bu be. İşte bu be. Ya. Neden utandın bu kadar? Açıklayabilirim. Cem çok iyi duruyor her şey çok iyi. Şöyle aslında ve... utanılacak bir şey yok. Evet biliyorum. Christina Aguilera benim kırmızı çizgim. Bir şey demiyoruz Christina Aguilera. Ya ben bu videoyu herkes çok sevimli buluyor ama ben bu videodaki ya tabii orada kaç 12 mi 11 mi yaşında mı nesin falan ama bu işte saç rengimi oturmamış sesim falan böyle bir beni biraz... Üzgün de yerinde. Hadi eller. İşte o falan hani hep beraber söyleyenler falan. Hani daha iyi okul öğrencisisin. Hani bu işte hep beraber. Peki buradaki konu ne Christina Aguilera geliyor. Sen Acun Medya'ya ben Christina Aguilera'yı görmek istiyorum diye. Acun Ilıcalı işte şey şöyle Medya. Bir şey yapmışlardı. Christina Aguilera var mısın yok musun yarışma programı vardı ya. Evet ona geliyor. Oraya yarışmacı gibi evet, Türkiye'yi onu Acun Ilıcalı getirdi. Evet. İlk gelişiydi o. Sen nasıl gibi, dahil oldun bu hikayeye? Yani? Şöyle bir seyircileri şöyle seçtiler. Gerçek Christina Aguilera fanları. Ha, anladım.
Ben de bir gittim. İşte o zaman söylemişlerdi şu tarihlerde şey yapacağız başvurunu falan filan diye. Bir tane saçtı işte dev gibi bir Christina Aguilera dövmesi bilmem ne dedim ki ben göremeyeceğim. Ama çok istiyorum. Dediler ki o zaman sen de hani hayranı olduğunu bize kanıtla. Bir şey söyleyeyim dedim böyle ki, mi kanıtladılar ben? Gerçekten böyle yapıp vardı yani. Beni alın ben kesin fanım. Christina Aguilera'nın çok böyle acayip fanları vardır. Var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Ha. Ben çok iyi Christina Aguilera şarkısı söylüyorum. Yani ona o kadar hayranım ve 24 saat onu dinliyorum ki... Gelmem lazım. Ve onu tanımam lazım. O benim idolüm. O bir tane şarkı söylemiştim programın arkasında. Sonra acımlıcalı karşımda Christina Aguilera varken bana bu şarkıyı söyletti. Ne diyorsun? Evet. Aa. Ve hani benim için en... unutulmaz hayatımdaki anlardan bir tanesi. Buradaki işte o şeyi, o anki o heyecanım, zangır zangır titreyişim falan. Şu an burada karşında değil değil mi? Öncesi mi bu? Hayır ya orada. Ha, burada var şu an. Evet. Ha. Bayılacaktım falan burada. Bir de karşıda Christina Aguilera varken hep beraber Hüsmen diye şarkı söylemek hani bir tık. Çok iyiymiş. Beğendi mi Christina Aguilera? Böyle arkası dönüktü bilmiyorum beğendi mi beğenmedi mi. Bakmadım. Bence çok beğenilecek bir performans değil. Çok fazla sesim titriyor burada. Ama küçük bir çocuksun tabii. Bu arada minik bir anekdot. Bir anım. Anım. anekdot geliyor. Hazır geçen mısın? Sene, geçen yaz Türkiye'de Antalya'da bir konser verdi. Ha. Ve ben seneler sonra tekrar Christina Aguilera ile karşı karşıya geldim. Evet. Ama bu sefer onu idol olarak alan birisi ve o yolda ilerleyip İşte o sahnelere çıkan buradaki kızın hayallerinin gerçekleştirmiş haliyle tekrar idolümle geçen sene bir araya geldim. Nasıl geldin? Söyle, anlattın mı? Ben işte yıllar önce seninle hiçbir böyle şey bir şey olmuştu. Hiçbir şey anlatamadım çünkü koruması sadece bir saniye fotoğraf çektirmeme izin verdi ve Christina thank you yaptı ve gönderdi. O kadar mı? Ama sen öyle bir araya geldim dedin ki o Ececiğim büyümüşsün. Aa, yok canım hiç. Sana bir şey söyleyeyim yani mi? Bu önemli alın. Bak sana şöyle Kısmak söyleyeceğim. İsim veremem. İsim veremem ama meet and greet sadece 10 kişi ile yapıyor ve o bekleyen 10 kişi beni sayma 9 kişinin kimler kimleri orada olduğunu. Tek sıraya dizdiğini sana anlatsam inanamazsın. Yani orada öyle bir söyledin ki bir tane isim ver bari ya. Yok. Bir kişiyi söyle. Yok. Kim olabilir ya? Söylemek istemiyorum ama bayağı şey. Böyle... Türkiye'nin en ünlüleri yani. Türkiye'nin en ünlü adamı diyeyim sana öyle. En ünlü adam. En ünlü adam hatta. Evet. Çok kızgınım Christina. Sana çok kızgınım. Zamanında seni Türkiye'ye getiren bir kişi vardı. Bakın bu kadar kopya vereyim. Acun Bey. Bir kişi seni getirdi. Ve sen o adamla fotoğraf çektirmek için... Koskoca Acun Ilıcalı'yı sırada beklettin. Acun abi sırada mı bekledin? Benim gözüme göre. Vallahi ama Acun abi. Flaş açıklamalı. Ya şöyle söyleyeyim. Acun Ilıcalı kızlarını çok sevdiği için Christina Aguilera'yı. Kızları için getirdi Türkiye. Bana bak nasıl bir anda ama. Evet evet anlat anlat. Nasıl bir anda gör. Sen ne Christina'ymışsın? Evet. Evet. Kızları çok sevdiği için zaten adam. Getiriyor. Getiriyor falan. Hatırlamadı falan böyle bir Acun Ilıcalı'yı. Böyle bir ters soluk vardı ablada. Sen ne hayırdır ya? Aa. Evet. Tuhaf bir değiştin bir şeyler oldu. Benim çok hoşum. Ben bunu Acun abiyle anlatır gülerim ha. Ay saçmalama. Christina terslemiş seni falan değil. Evet. Ne oldu? Hayır öyle şey yapmadı canım. Christina do you remember me? Var mısın yok musun falan mı dedi? Aa çok güzelmiş. Ay belki ya. Keseriz bunları. Baksana bana şey ateş bastı. Ya. Ece Seçkin bir... bombaladı. Acun'u bombaladı. Bunun haberlerini şimdi ay sakın hayır. Hayır canım ben Christina'yı bombalıyorum Christina, ya. Christina Acun'u tanımadı. Ece Seçkin bildiriyor falan böyle haber. Bu haberlere hazır ol. Güzel. Devam et. Yine çok saçma bir bilgiyle geldim. 12 yıl önce var mısın yok musun? Christina Aguilera geldiğinde Ece Seçkin izleyici olarak gidip şarkı söylemiş. Herkesin bir Acun geçmişi var. Doğru evet ben hayatımda bir kere görmüştüm Acun Bey'i. Bak bir şekilde ona bile vesile olmuş yani. Öyle. Herkesin bir acı ki orada o kadar insan içerisinde mesela Ece sen bir tane şarkı söyle demesi de aslında ne kadar büyük bir yetenek avcısı olduğunu gösteriyor bence. Peki sonrasında sen albüm yapsan albüm yapalım dedi mi? Yok hayır hiç asla öyle bir iletişimimiz yok. Ben daha ilkokul, ortaokuldayım burada. Evet devam et. Ece Seçkin'in Adeyo şarkısı kadar saçma bir şarkı daha yok. Gül gibi kızsın kendine gel. Yani evet. Ama 2016'da atmış bu tweet'i. Adeyo 2016 yılında çıkmıştı. Ve hatırlarsınız yani o dönem gerçekten kıyameti kopartan bir şarkıydı. Ya bu Adeyo hani Beren Saat diyor ya bu Bihter bana yapıştı diye.
Bu Adeo da bana yapıştı. Aslında bir yandan şarkının başarısıyla alakalı bir şey ama hani hala bana Adeo yapmayın falan diyorum böyle insanlara. Hmm. Hani onun üstünden çok sular aktı, çok şarkılar çıktı, başka hitler yakaladık hani. Ama Adeo demek ki çok güçlü kaldı ve çok etkili bir şarkıymış ki bu kadar aradan seneler geçmesine rağmen. Çıkış değil değil mi? Çıkış şarkın değil. Hoşuna mı gidiyordu çıkış şarkım? Çok etkisi büyük bir şarkıymış yani. Devam et. Günde en az 7 saat oyun oynayan Ece Seçkin'in nişanlısından 29. doğum günü için oyun koltuğu hediyesi. Ünlü şarkıcı ismi yazılı özel pembe renk oyun koltuğunu artık 24 saat kalkmadan oyun oynayabilirim. Hayatımda aldığım en güzel ikinci hediyem notuyla paylaştım. Soru geliyor şimdi, hayatında aldığın en güzel birinci hediye neydi? Hayır. Senin 24 saat oturacağın bir koltuk almasında bir ima görmedim. Güzel. Beni diğer sunuculara benzedin. Ben güzel. Harikasın. Yani, sen çok rahat et ve hiç kalkma istemesi. Evet, aynen. Çağrının hoşuna gitti. Sen tak kulaklıklarını, otur oyna koltuğuna, oyununu, gerisini ben çözerim. Evet, bu benim oyun koltuğum, ilk oyun koltuğum. Burası eski ev. Hmm. Bana böyle bir ismimin yazılı bir koltuk almıştı. Çok mutlu oldum. Oynuyor musun çok hala? Oyun bağımlılığı, o dünya tabii, var mı? Tabii, tabii. O işte oyun odaları falan filan artık böyle sese duyarlı teknolojiler bilmem ne. Çok güzelmiş. Bir de şimdi iki gündür şey var bizim evde, bu büyük şey gözlük var ya. He, aldın mı onu da? Evet. Buldun bugün mu? Bugün diyorum ki hani ben çıkacağım, benimle birlikte gelecek misin Çağrı'ya? Geleceğim diyor ama şey, kan ter içerisinde, gözünde o gözlük, ana avrat böyle birilerine küfür ediyor ve dövüşüyor bahçede. Evet, boks maçı yapıyormuş kendisi. Şu anda da başımız ova çıktı. Umarım birileri düşmeden birileri bir yere çarpıp bu kendini... Bu VR gözlükten bahsediyorsun değil mi? Evet, evet. Ha. Çok acayip. VR var, bir de bu şu an... O vision olan bu hangisi, başka bir şey. Hangisi onu bilmiyorum tam olarak hangisi. Bir yerde mi bu Çağrı? İstediğin öküyorsun. Şeyde ortamda yürüyebiliyorsun. Falan. Çok enteresan bir iş yani. Var değil mi? Aktif şu an hala böyle bir odam var, oyun oynuyorsun. Bu odam böyle değişti. Ha. Burası eski evimizdeki ha şey. Ama kendine böyle odam, bir oyun odası yap. Tabii ki odam duruyor. Ben de çok yapmak istiyorum ya böyle bir Bir gün odam. Çocukları da al, Berfu'yu da al, bize gel. Çocuklar o odada çıldırır çünkü ha, aklına oyna gelebilecek bütün elektronik oyunla alakalı ne ararsan her şey var. Ona hazır değil çocuklar. Ben şimdi, benim de küçük bir odam var. Geliyor, kolu alıyor PlayStation. Onu alıyor ha böyle duvara ha vuruyor kuzey. O zaman gelmeyin. O böyle 2 sene böyle sonra. Duvara çarpıyor. 2 sene sonra bekliyor. 4000 3200 oluyor böyle. 2300 falan. Berfi al gel. Berfi alıp geliyor. Oldu da çok oyun şey. Kabloyu çekiyor, vuruyor falan. İnanılmaz gerçekten. Biraz büyüsünler, hemen gamer yapacağım onları zaten. Olacaklar zaten. Olacaklar, ben hastası olduğum için. Devam et. Sis atma Ece. Oo, çok güzel. Çok güzelmiş. Bunu bilen bilir. Counter Strike'ta. Evet. Sis atma. Bipliyorsunuz değil mi? Hı hı. Sis atma o**tur bunun orijinali normalde. Evet. Sis atma Ece. Nice, bayıldım. Tam bir oyuncu, oyun kurdunun nice yazacağı bir şey olmuş yani. İyi misindir Counter Strike'da, oynar mıydın çok? Yo, ben PUBG Mobile oynuyorum ağırlıklı olarak. Devam et. Özlenmişim yazmışsın. Kim dedi? Ne bileyim, öyle kendi kendime tribe girip özlenmişim diye atmışım işte, bir hallere girip kendi kendime. Niye özlediniz mi yazmadın? Belki şey... Yani peşin bütünlü bir... Emin kendinden, özlenmişimdir bile yok. Herhalde özlenmişimdir yani. O, hani 3-4 gün ortalıkta yokuz. Güzel. Kim dedi, çok güzel. Dir bile yok, evet. Devam et. Piyo piyo piyo. Ben bu internete para veriyorum. Ay çok haklı. Çok haklı. Benim en sevdiğim linç ya. Çok güzel ya. Ya. Bu çok, çok güzel. Pandeminin başıydı. Ha, pandemi de mi? Evet, ilk o işte evde kal zamanıydı. Evet. TikTok'um yoktu. TikTok açayım bari dedim işte sıkıntıdan. Evet. Ne kadar sıkıldığım zaten bence belli oluyordur videonun kendisinden yani. TikTok'u hepimiz ilk açmaya karar verdiğimizde kafa büyüten filtre. Onunla bir eğlendik var, var, bir dönem. Var, var, var. İnternete para verenlere evet bir sürprizim var. Girin. Berfu'nun hesabına girin. İlk TikTok videolarına bakın. Zaten böyle benim mi? Zaten yani kendimden efekli olan kafama bir de bundan koydum.
Güzel. Ama oldu. Dediğin doğru ya. Bir süre bu efektle eğlendik hepimiz. Eğlendik. Pandemide ne verseler elimize eğleniyorduk ya böyle. Evet. Ya böyle muz siliyorduk. Muzu jifliyorduk ya da böyle şeyler yapıyorduk evet. İşte. Devam et. Eci Seçin geldi aklıma. Aynı o sokak ağzı. Kim bu? Sende çok havalık oldukları için ve daha önce hiç dinlemediğim için tanıyamadım. Zaten tanımıyorum. Bir gün öncesine kadar bazı tıkların yorumları çok komik. Fesatlıkta ve hasetlikte dünya markasız kudurmaya devam. Kim bu Meryem Can? YouTuber. Yok kesin. Meryem Can bana söylemiyor bunu. Yok. Kendi yazıyor evet. O da... Eci Seçkin geldi. Ha bu şey okey şimdi sana hemen anlatıyorum. Bu evet. K-pop savaşları. Ha. Evet. Ben çok ciddi bir K-pop linç yedim. Onları bulamadınız mı? Eci bir ay falan sürdü. K-pop arkadaşlar. K-pop bulamadım. Ne yaptın? Onları mı gömdün? Hayır onları gömmedim. Şimdi K-pop tayfada şöyle bir şey var. Ben K-pop çok severek dinliyorum. Hmm. Senelerdir bayağı işte Blackpink'çiyimdir yani bayılırım. Onlarda şöyle bir şey var. Kendi onların deyimiyle idol'larını idol. İdollerini başka birini sevmesinden rahatsız oluyorlar. Ha. Anladın mı? K-pop'la ilgili bir şey mesela BTS'in Grammy alamaması o sene gerçekten çok saçmaydı. Onu da dile getirsen, sen BTS hakkında mı tweetliyorsun? O kadar giriyorlar. Bak bir ay sürdü diyorum sana. Bir tane Koreli bir. Aa. Bakın şimdi bu videonun altı, ağzımı s**lar göreceksiniz videonun altında ne kadar K-popçu varsa hepsi bu videonun altında. Buraya gelecekler mi K-popçular? Burayı basabilirler bile ben sana söyleyeyim. Ben kulüden almadım abi. K-popçular geliyor kaçın. Şey, kes, ona hakikaten çünkü şey... Basabilirler dükkanı. Yarın yok, burada yok. Böyle pankartlarla falan görebilirsin. O kadar mı? Seni bile linçlerler. Sen Ece Seçkin'i konuk aldın. Sen bir... Evet, K-pop düşmanısın. K-pop düşmanısın. I respect your idols, okay? Tolga don't like K-pop. What? Değil mi? Tolga hiç sevme, Tolga Ülken. Araştırın. K-pop düşmanıdır. Tolga Ülken. Mi? Eğer ki birinin peşine gerçekten evet. Böyle bir bela olmak istersen bunu kullanabilir. Oldum şu an. Ben abi çoluğum çocuğum var yapma. Çoluğun çocuğu var. Tolga Ülken çoluğu çocuğunu K-pop düşmanı olarak yetiştiriyor. Tolga Ülken'e takın kafayı. Böyle bir şey olmaz. Çok güzel. Bir tane K-pop şeyi almamış, linci almamış. Öyle düşman işte. Öyle bir K-pop. Çamur bu abi bulaşmayalım. K-popçular bekliyoruz sizleri gelin. Linçlerimize bunu uçalım. Demeyecektin. Gelin bunu ya. Bunu demeyecektin. Ne demeyecektin? Kim oğlum bu K-popçular? Arkadaşlar susturur musunuz eseni? Ya saçmalamayın ya. K-pop neymiş abi? Abi yapma. Where's your idols? Abi yapma. Bitir. Where are you? Yapma. K-poplar. Bakın ayak K-poplar. Çağırıp alın. Before after'ını yaparlar seni. Vallahi mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Hayır görüşürüz ya. Bizim de o K-pop'larla uğraşacak kendi fanlarımız var. AS TV fanları. Ey fanlar. Kaldırın K-pop'lara. Ya abi. Evet. Ya bitirin diyorum. Batuhan bu işin içinde. Ne K-pop'lı? Selmi Deler, Tolga Ülken. Hepimiz bu işin içindeyiz. K-pop. Hiç bilmediğim bir şeye savaş açtım ama. Sonuçları çok merak ediyorum. Tanışacaksın. Vallahi mi? Çok bak, mu? Bak tanışacaksın. Tanışıverim ben. Tamam gel. Ama siz... Ece Seçkin'e gelen bana gelsin. Gel. Gel K-pop. Metin. Efendim. Ayağını denk al lan. Metin Fıldız. K-pop savaşları başlıyor. Hazır ol. Evet. Benim hemşerilerim lazım. O yaş tahtaya var, basmıyor. Var. Basmaz. O var ya o K-pop'la K-pop olur. Öyle bir şey. Güzel. Şey, bizim Metin'imiz bağlar ya. Çabi'den özür dileyeceksin. Değil mi öyle şey? Bizim ilk konumuz Çabi'di. Öyle düşünün ya. Benim sonraki açıklamam. Tek başıma oturmuşum buraya. Sevgili K-pop severler. Arkadaşlar bunu yaşayacağız biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Barış. Görürüz bakalım neymiş. Çok merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. Ne yaşayacağımızı çok merak ediyorum. Hiç çünkü hiç K-pop lincim yok benim. Senin var mı? Hayırlı olsun. Senin var mı? Sen çok oralarda dolandın. Şey, ÇG'deyken bir Korece bir şeyi sallıyormuş gibi söylemişim. Dalga gibi geçiyorsun sen Korelilerle falan. Bir şarkıcıyı mı yaptın? Bir şey söyleyeceğim. K-pop birini mi yaptın? Yok. Korece. Korece. Korece bir şey söyleyeceğim. K-pop lincinden benim de haberim yoktu. Biz böyle şey gibi. Birisi. K-pop linci yemişler ve sonra birlikte terapiye gidenler.
Benim de haberim yoktu. Ya bir şey söyleyeceğim. Vallahi bile bunun bu kadar linç olabileceğinden bir haberim yoktu. Bir tane bu K-pop şarkıcısı mı diyeyim, idolü mü, hangisini doğru kabul edersiniz acaba, onu da bilemiyorum. Sen ama bayağı korkmuş. Onu paylaşmışlar. Kız benim şarkımda dans ediyor, tamam mı? Çok da güzel bir kız, çok da güzel. Su gibi kız. Hmm. Ne kadar da güzel dans ediyor öyle. Kim bu? K-popçu mu dans ediyor? K-popçu. K-pop idolü, bir tane K-pop idolü. Senin şarkında benim dans şarkımda ediyor. Dans ediyor. Gerçek K-popçu. Evet şarkı. Evet dans ediyor. Onu paylaşmışlar. Ya işte ne kadar güzel falan filan. Ben de ya böyle bana ne lan, çok da umurumda gibi bir alıntı yaptım. Aa. Şeklimiz olsun diye. Oldu mu şekli? Oldu. Aa. Kimse kimse. Ondan sonra K-pop savaşları başladı. Çok güzel. Güzel, çok eğlenceli bir dönemdi. Ya benim eğlendiğim bir dönemdi en azından. Bitmişti. Şu an yine başlayacak mı sence? Şu an bir şey. Bugün itibariyle mı? Sen de ben de s*** vaziyet. Çok iyi ya. Ben şu an çok heyecanlıyım ya. Şu an benim böyle bir... Ama sen bir şey söyleyeceğim. Dillerini anlamadığı için anlamayacaksın. Fandom ne demek biliyor musun? Fandom. Hı, bilmiyorsun. Fandom neydi ya Metin? Fanları işte, fan kitlesi. Evet, fandom. Doğru. Çok güzel ya, K-pop var ya. Beni şu an heyecanlandırdın. Varım. Varım, siz de giriyorum bu topa. Sen ne yapıyorsun? Polisi mi arıyorsun ya? Tamam, fandomu bildin. He, fandomu bildim. Blink. Sen de bilmiyormuşsun. Ay, ben biliyorum. Şey, ben polisi arıyordum blink, ya. Blink. Blink böyle şey işte ya. Ne? Blink. Ne? Şey ses. Bir şey. Ne? Bilemedin. Neymiş? Geç. Army. Army koruyucu. Evet, K-pop koruyucuları. K-pop kültüründe. Tamam, K-pop'un en büyük savunucuları. Army, K-pop'un en büyük grubu, BTS'in hayranlarına kendilerine verdikleri isim. Army. Army. Okay, yani Army. BTS fanıyım demeyeceksin, Army'yim. Army'yim diyeceksin. Evet. Hmm. Eğer Blackpink hayranıysan, Blink'im. Kaç tane böyle grup var? Çok fazla var. K-popçu, çok star, yani çok... Tabii var ki mı? Çok, çok fazla grup var. All Kill. All Kill mı? Ben şu an şeyde... Sen bir sen yorumları okuduğunda da anlamayacaksın. O yüzden şöyle birazcık bu terimleri Google'dan girip çalışacaksın. Ona göre linci göre... mi de yiyeyim yani. Aynen, ona göre. Yiyeceğin linci önden öğreneceksin. Aynen tamam. Öyle. Tamam. Dedem linci yaz dedi. Hey! Hey! K-pop diyorlar ya, Army. K-pop mu bu? Öyle bir an evet, içimden geldi. evde de böyle mi abi? Kendimi kurtar. You can call me artist. You can call me idol. Ne, benim en sevdiğim Blackpink şarkısı neydi? I get you with that du du du. Dansını bile biliyorum. Get you with that du 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 du. Da 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 da. Ah yeah, ah yeah, ah ah. Get you with that du 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 du. Da 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 da. Ah yeah, ah yeah. Eser öyle bir bakıyor ki bana. Get you with that du 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 du. K-popçular. Bayağı 3-2-1 K-pop ölümüm gerçekleşti. Bir şey söyleyeceğim. Ben şeymiş ya, güzelmiş. Ben sevdim K-pop'u şu an. Öyle değil. Bir şey olursa ben de bu şarkıyı ezberler. Çok linç girirse. Bir şey olursa beni ara. Tamam, girelim o topa. Çok heyecanlı bir K-pop yolculuğuna çıkıyoruz gibi hissediyorum. Evet. Çok mutluyum şu an. Hayırlı olsun. Devam et. Ece Seçkin, her darbe aldığında daha da dayanıklı hale giren bir madde keşfedildi. Vay be, çakmışsın lafı be. Helal. Çok güzel. Gelin lan K-popçular. Gelin. Yapma. Sen de benim gazımdan gel. Programın tansiyon seviyesi bakın böyle ilerliyor şu an. Şöyle çıkıyor. Çıkıyor iniyor, çıkıyor iniyor. Ama şey de orada, Çağrı da orada. Yapma, yapma. Bir adam bitmiş. Dünyanın her yerinde K-pop yorumu okumuş belli ki. Yerim seni ya. Yazık şu adamı çektikleri ya. Devam et. 90'ların Suat Sunas'ına bugünlerin Yalın'ı, 90'ların Yol Cevcim'i, bugünlerin Ece Seçkin'i. Ay. Al sana tespit. İyi mi? Tabii ki iyi. Onur duyuyorum. 90'larda Suat Suna, bugünlerin Yalın'ı, 90'ların Yonca Evcimi, bugünlerin Ece Seçkin. Abi, çok mu iyi bir şey, çok mu kötü bir şey, ben anlayamadım. Hayır, çok iyi ya. Yonca Evcimi çok sever misin anlamında? Hepsi, buradaki herkesi çok severim. Herkesi çok sever. Yani Yonca Evcimi'nin o... Hayır, şey mi demek istedi acaba? Hani çok büyük, çok kaliteli isimlerden sonra... Oradan buralara geldi. Bugünün alınsızı Ece Seçkin'i...
Hayır, olabilir. Hayır, hayır, hayır. Benzetmiş ya. Benzetmiş. Öldü mü? Öldü. Tamam, o zaman çok mutluyum. Abi biz şimdi şu an K-pop psikolojisinden çıkamadık. Her şey hakaret gibi geliyor. Yok yok, bu şey şu an, bu övgü. Evet, övgü. Yonca Evcimik şarkıları dinler miydin yani? Evet. Bandır bandır ye, beni hiç doymasın. Bayılırdım. Sözlerine dikkat et, çizmeyi aşıyorsun. Nen 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 nen, bardağı taşırıyorsun. Neydi bunun nakaratı? Ben K-pop değil mi bu? Evet, Yonca Evcimik'e buradan sevgiler. Devam edelim. Ece Seçkin'den bayramın ve sahne arkam paylaşımı. Ece Seçkin'den bayramın ve sahne arkam paylaşımı. Bir pantolon, tişört giy çık Allah aşkına. Bu nedir? Güzel kızsın ama hiç giyinmeyi bilmiyorsun. Şöyle, bence Demet haklı bu yorumda. Çünkü bu sahne kostümü diye yanlış anlaşıldı. Yani ben bayramda sahneye çıkmadım. Ama bu fotoğrafı bayramda paylaştığım için bayramdaki sahne kostümü zannedildi. Bu klip çekiminde bir backstage. Yani kıyafetin tamamı bu değil. Ama bu şekilde, yani o şort da değil. O bayağı kilot yani. Üstünde de bikini üstü. Bu şekilde sahneye çıkmaktansa kesinlikle pantolon, tişört çok daha iyi olurdu. Haklı. Böyle sahneye çıkılmaz. Bu bir sahne kostümü değil yani. Niye çıkan? Çıkar ya. Böyle de çıkan vardı. Hayır. Mayoya karşı değilim. Ne? Kendim de giyiyorum. Seksi giyinmeye ya da açık olmasına asla karşı değilim. Ama bu... Bu değil. Bu yani hani... Bu neyi paylaştın o zaman? Bu yani stylish olarak da doğru değil. Bu kadar et görünen bir kostüm doğru bir sahne kostümü değil. O açıdan söylüyorum. Yoksa ben onun daha açığını da giyer canım isterse çıkarım. Ha, onu dedim. Ama o ayrı bir... O feminizm benim şeyini bir dürteyim dedim. Onu şey yapmadan da... Şimdi. Hani şeyi peki... Çıkarım. Bu değil. Bu neyi paylaşıldı? Bu fotoğraf. Şey, backstage fotoğraflarımı paylaşıyordum. Bu hoşuma gitti, buradaki makyajım, masmavi makyajım, herkes benimle ilgileniyor. Güzel, seksi fotoğraf o yüzden. Ha, o yüzden anladım. Sahne için uygun değil ama fotoğraf için güzel ve seksi buldum fotoğrafı. Evet, bu kıyafetin bitmiş tamam. Halde ya böyle kaydırmalı bir sürü backstage anladım, koydum ya. Okey. Devam edelim. Peki Ece, çok enteresan. Sen bayağı hukuk fakültesinde okuyorsun. Hangi bölüm? Hukuk. Ya çok güzel. Mükemmel. Ya. Çok iyi. Çok iyi. Gülben Ergen benden nefret ediyor olabilir. Yok ya. Burada. Ya bu böyle böyle anlar hakikaten çok komik ya. Evet. Senin ilk televizyon çıkışın mı bu? Bir ya da ikinci falan çıkışımdır. Ve böyle bir şey yaşadım. Bu çok gündem oldu mu o sıra? Sonradan mı düştü? Hala hiç inmiyor ki gündemden. Hayır, orada, hala bu sırada da oldu. Ha, o sırada da oldu. Senin işine yaradı o zaman bayağı değil mi? İlk yok şey bence benim de şeyim komik. Ben de komiyim. Yani orada bir surat ifadem var ya, dumura uğradığım ne söyleyeceğimi bilemedim. Ama yok hani Gülben Hanım da mahcup etmeden hukuk. Hani aşağılama da yok. Aslında bence şöyle bir şey söylemek istedi. Herhalde şey mi diye ceza düşündü. Hukuku, evet, hukuku, hangi alanda uzmanlaşmak istersin gibi bir şey sormak istedi bence. Canlı yayında o anda hangi bölüm diye çıkınca böyle bir viral... Hukukun hangi bölümü demek istedi, evet yani, böyle bir viralleşmiş bir şey oldu. Devam et. Ece Seçkin kim, şu kelimeleri yutarak bir şeyler geveleyen, kendisini şarkıcı diye iteleyen şahıs mı? Evet, Ece Seçkin ben, bu kelimeleri yutarak bir şeyler geveleyen ve kendimi şarkıcı diye iteleyen şahıs. Oo, güzelmiş. Hepsini bir kere de söyledin. Hiç gevelemedim vallahi. Evet. Biraz yutmaya çalıştım ama beceremedim. Konuşurken yutmuyorsun, şarkı söylerken mi yutuyorsun? Öyle bir şey mi var? Hiç öyle konuşman... Bende var mesela geveleme yutma, sende yok. Bilmem, bunu da belki öylesine yazmıştır. Bunu da ben alıyorum. Bu linki de ben alıyorum. Devam et. Dışarı çıkmak için değil de evde TikTok çıkmak için makyaj yaptım. Ortaya çıktıktan sonra yaptığım deli taklidi. Ne anlatıyorsun be ablam be abi? Abi. Ne anlatıyorsun be oğlum? Ne anlatıyorsun abi be oğlum? Kardeşime selamlar buradan. Oğuzhan Alptan değil mi? Ay abi, çok güzel videoları ya. Çok bayılıyorum. Ya, o kadar güzel tespitler yapıyor ki. Değil mi? Şeyleri falan işte bankada... Güvenlik görevlisi oldu. Muhteşem. Bir de bir tane daha vardı ya. Şey, Ramazan'da pide kuyruğundaki gerginlik. Çok iyi. Bayılıyorum ya. Yani buraya da konuk olduğunda da izledim o bölümü de. Gerçek çok tatlı bir adam ya. Devam et. İş gözlüğünü neden kullanıyorsun? Çok anlamsız. Güzel. Güzel. Tatlı. Devam et. Aa, bitti. Bitti. Alkışlar. Evet, teşekkür ederim. Alkışlar. Muhteşem ekibine. Ellerinize sağlık. Gerçekten bugün hem
eğlendik. Çok eğlendik, çok güzeldi. Güldük. Müthiş bir program. Vallahi. Zaten böyle... takipçisiyim. Süper. Başarılarınızın bütün ekipçe devamını diliyorum. Çok çok keyifli. Hiç sıkılmadım. Ben çok sıkılırım normalde. Konuk müzesi hediyesi var mı? Aa, hediye getirdim, evet. Hediyemiz de var. Bu işte aha. Bu fil Afrika'dan. Gerçekten evet, mi? Bereketi simgeleyen bir fil Afrika'dan geldi. Daha doğrusu yani Afrika'ya gittiğim sene almıştım. Kendi evimdeydi. Bana bereket ve uğur getirdi. Bundan sonra sizlere de getirmesi çok dileğiyle. Teşekkür ederim. Benim bu gerçekten en sevdiğim hayvan fil diye katarsiste bile söylemişliğim var. Güzel. Yani o yüzden en sevdiğim hayvan, dost canlısı, bereket getirsin bize. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz. Hem düşündüğün için hem de özel bir parça getirdiğin için. Alkışlar Ece Seçkin'e gelsin.